Merhaba hanımlar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere bitmiş bir ürün değil, başlanmış bir ürünle açtım videomu. Çünkü ben de örmekteyim bir taraftan. Hem de sayıları sizlerle paylaşıp birlikte örelim istedim. Daha önce kılıcını ördüğümüz shell stitch, battaniye olarak da ördük tekniğini bu sefer silindir bir çantaya uygulamak istedim. Tabanını ördüm. Şimdi bunun üzerine örneği kuracağım. Tabanımız trabzanı düzgün bir şekilde daire yapma videomu hemen köşeye de ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Onunla vaktinizi almayacağım. Sayıların ölçüsünü verdikten sonra direkt bu tabanın üzerine biz örneğimizi kuracağız. Ben trabzan taban yaptım ama sık iğneli taban da yapabilirsiniz. Daha sert bir taban isterseniz. Yine onun linkini de ekleyeceğim hem sona hem de üst tarafa. Buradaki yaptığımız tabanımız İkili trabzanlar şeklinde. Kağıt ipi yumuşatmıyorum. Sert dokusuyla örüyorum. Şu anki ölçüm gördüğünüz üzere 24 santim çapı. Bunu büyütebilirsiniz. Dairenin yapma mantığı nasıldı? Onu bir kısaca hatırlatalım. Sonrasında ben iki renkli öreceğim. Hem örneğim daha net görünsün diye, hem de ipim yetmeyebilir, risk almak istemedim. İki renkle örneğimi kuracağım. Şimdi dairemi yaparken düzgün dairemi 12 tane trabzanla başladım. İlk sırada bunu 24'e çıkardım, hepsine çift batarak. Sonra bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift olarak büyüttüm. En son sıramda 7 tane tek bir çift olarak bitirdim. Bu benim ölçüm. Dediğim gibi bunu büyütüp küçültebilirsiniz. Sık iğneyle yapacaksanız tabii ki bu sayılar değişecektir. Şu anda altının katları kadar trabzanım var burada ve bunun üzerine örneğimi kurarken yine kendi rengiyle bir sıra devam edeceğim. Sonrasında diğer renkle, dediğim gibi daha anlaşılır olacak zaten, diğer renkle bir sıra ondan bir sıra bundan şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi bu tabanımızı kullanarak örneğimizi kuralım. Şimdi küçük bir püf noktası paylaşmak istiyorum. Tabanımın biraz daha tok olması adına 3 numaralı tığ kullandım bunda. Şimdi ise örneğime geçerken daha gevşek bir yapı istediğim için 3,5 numaralı tığla öreceğim. Dairemin bu kısmındayım. Muhakkak daha önceki videolarımı izleyenler olmuştur. Oradan aslında shell stitch'in mantığını biliyorlardır ama şimdi buradan da tekrarlayalım. Şimdi direkt örneği kurarak başlayacağım. Başını aldım. Bu benim bağlama noktamdı. 1, 2, 3.sünün ilk sırada sadece bunu yapacağım. 3.sünün bu saç örgüsü gibi bir yapısı vardır. Sadece arkadaki tek ilmeğine batarak, tekrar gösteriyorum. Sadece arkadaki tek ilmeğine batarak üçlü trabzanlar yapacağım. 5 adet aynı noktaya. Bir kez doladım. Bunları birer birer çıkararak üçlü trabzanlar yapıyorum. 1 2 3 4 Bakın hep aynı yere battık. Ve 5. Sonra bunu yan taraftan 1, 2, 3. trabzanımın tepesine batıracağım. Ama yine bakın sadece arka kanada batırıyorum ve bunu sadece bu sırada yapacağım. Sonra normal ilerleyeceğiz. Ve sık iğneyle sabitleyerek ilk yelpazemizi oluşturduk. Bir kez daha yapalım. Başını aldım. 1, 2, 3.sünün arka kanadının içine 5 tane üçlü trabzan. 1 Her bir yelpaze aslında 6 tane trabzanın üzerine kurulmakta. Biz altının katları kadar ilerlediğimiz için zaten tam oturacak. 3 4 ve 5. Kağıt ipi örmek biraz zor gerçekten. Dediğim gibi yumuşatmıyorum da bu sabit dokuyu seviyorum.
O yüzden biraz yavaş ilerliyorum. 1, 2, üçüncüsünün arka kanadına sık iğneyle bağlıyorum. Gördüğünüz üzere şu şekilde yelpazeler çepeçevre oturacak. Son kez tekrarlayalım. Sonra bu sıramızı çepeçevre tamamladıktan sonra önemli olan ikinci sıraya başlamak. Zaten sonrasında hiç arttırma eksiltme yapmaksızın çanta boyu kadar öreceğiz. Ben de işte sizlerle başlamak istedim ki, hatta ışığım çok iyi olmayabilir. Akşam çekiyorum. Devam edeceğim ve çanta boyuna ulaştıktan sonraki bitirme kısmının asıl önemli kısım yerlerini paylaşacağım sizlerle. Bir kez daha tekrarlayalım. 1, 2, üçüncüsünün içine 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1. Rafya iplerle de örebilirsiniz, jüt iplerle de örebilirsiniz. Bu örneği aslında pamuk makromelerle örebilirsiniz. Bu örneği aslında birçok yere uygulayabilir, birçok iple uygulayabilirsiniz. 3. Çünkü bazı hanımlar kağıt ipi hiç öremiyorlar. Bunu iletiyorlar bana. Yumuşak, aslında yumuşatılmış kağıt ipler de çıktı. 4 tane. Böylece 5.'yi de yaptık. Ve yine 1, 2, üçüncüsünün arka ilmeğine bağladım. Evet, bu şekilde çepeçevre dönüyoruz. Evet, bu sıramızın sonuna geldik. Taban kısmında hatırlatmak istediğim bir şey var. Bu örerken de devam edecek. Kağıt ip formu biraz böyle sert dokulu olduğu için tabanı örerken de böyle her aşamada şöyle şöyle düzeltmek lazım. Bu üst kısmı örerken de arada bir şöyle düzelterek formunu vermekte fayda var. Yoksa sonradan yapmak biraz zor olabilir. Şimdi gördüğünüz gibi kavislenme oldu. Bu yukarıya doğru çıktıkça silindir halini alacak zaten. Şimdi 5 tane daha yaptık ve başlangıç noktamızda ilk başladığımız yere gelerek şu şekilde sık iğnemizi yaptık. Artık diğer renge geçeceğim. Bu ipliği koparabilirsiniz ya da bir zincir yapıp burada bekletebilirsiniz. Zaten diğerine dönüp geleceğiz ve sonra yine bu renge geçeceğiz. Diğer rengimizin başlangıcında şu kafamı karıştırmasın. Şuradan başlayalım. Dönüp geldiğimiz aynı nokta. Çünkü bunun başlangıç noktası başka, bunun başlangıç noktası başka olacak. Herhangi bir yelpazenin tam ortasından yeni ipliğimi bağlıyorum. Eğer bunu her sırada koparıp ekleyecekseniz aynı mantıkla devam edeceksiniz. Yani bağlayarak. Orta kısmına bağladık. Sonra şuradan bir ilmek çıkardık. Ve de yeni yelpazemizi iki yelpazenin tam ortasındaki sık iğnenin olduğu yere yapacağız bu sefer. Şuraya bir ilmeğimizi alalım. Şimdi ortasındaki sık iğnenin olduğu yere, sık iğnenin içine 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz yine. 1 2 3 Biraz yavaş hareket ediyorum. Tabanda masaya çarptığı için kusura bakmayın. 4 ve aynı noktaya 5. üçlü trabzanımı da yaptıktan sonra bağlantı noktam alt sıradaki yelpazenin tam ortasındaki trabzanın tepesi. Bu sefer artık tek falan değil, direkt şu ikisini birlikte yakalayarak bağlıyoruz. Buradan devam ediyoruz. Zincir yok gördüğünüz üzere hiçbir yerde. Başına aldım. Direkt iki yelpazenin arasındaki bağlantı noktası olan sık iğnenin içine 5 tane üçlü trabzan. Çok da keyifli bir örnek. Çantaya bu arada astar yapacağım. Videonun sonunda basitçe astarlardan da bahsedeceğim size.
Bir terziden de yardım alabilirsiniz. Kendiniz elde de dikebilirsiniz basitçe. İki, dört, bir tane daha. Beşinciyi de yaptım. Ve sırada gelen yelpazenin tam ortasındaki trabzanın tepesine sık iğne ile bağladım. Bu şekilde yerleşerek devam edecek. Ve dönüp geldiğimde bu sırayı bitirdiğimde yine buradaki gibi ipliğimi koparmayayım. Bu sırayı da tamamlayalım aralara doldurarak. Sonrasında bu ipliği koparmamıştım. Nasıl tekrar başlayacağımı gösterdikten sonra artık ne kadar derinlikte istiyorsanız o kadar yüksekliğe kadar öreceğiz. Sadece yukarıdan böyle bir iki parmak kadar bir alan bırakalım. Oraya da kapama aparatını takmayı göstereceğim. Yaklaşık bir ölçüde vereceğim zaten ördükten sonra. Evet, bu sıramızın da sonuna geldik. Şurada bakın diğer ipimiz beklemekte ve bunu da başladığımız noktaya sık iğne ile bağlıyorum ve yine bir zincir yapıp beklemeye alıyorum. Şimdi yeni sıraya nasıl başlayacağım? Zaten burada ipin ucu bekliyordu. Tam bunun hizasına gelen yelpazenin orta kısmından normalde eğer ekleyip koparsaydım bağlayacaktım. Buradan tığımı taktım. Zaten astarlanacağı için iç kısmı görünmeyecek. İlmeğimi şu şekilde buraya taşıyacağım. Şurayı birazcık kapatalım. Çekerek, evet. İlmeğimi aldım ve şuradan içinden geçirdim ve bir zincir yaptım. Arkada şöyle kaldı. Bunun çok kısılmamasına dikkat etmek lazım. Yani şöyle bir elimizle tartarak tam eşit boyda olsun. Sonrasında yine yelpazelerimize aralarda yani ikisinin orta kısmında yapacağız. Direkt bakın buraya geldik. 5 tane üçlü trabzan. 1 2 3 4 ve 5.'yi de yaptıktan sonra yeni gelen yelpazenin tam ortasındaki trabzanın tepesine sık iğne ile bağlıyorum. Bu şekilde gördüğünüz üzere tam araya yerleşmiş oldu. Burada bitirirken bu sıraya bir zincir yapmamın sebebi de şimdi burada çalışacağım zaman eğer o zinciri yapmazsam buraya battığımızdaki aralık genişler ve burası kötü görünür. Bir zincir yapıyorum ki burası sabitlensin. Yeni yapacağımız yelpaze buradaki sık iğnenin içine batarak olacak yine. Bu şekilde her aralığa beşer tane üçlü trabzan yaparak döne döne ve siz eğer aynı renkle devam edecekseniz peki ne yapacaktınız? Dönüp geldiğimde her seferinde ortada olmam gerektiği için şimdi şurada bağladık diyelim ki kaydırma tekniğiyle ya da sık iğneyle 1, 2, 3 adımda ortaya kadar gelip oradan başlayarak ilerleyeceğiz. Bu şekilde çantamızın temel gövdesinin de yapısını oluşturduk. Tabanımızı yapmıştık zaten. Şimdi yukarıya doğru öreceğiz. Ben bir 20-25 santime yakın öreceğim önce. Yani şu boyda. Kendim vücuduma göre yani kullanmak istediğim boya göre biraz ölçüyü belirleyeceğim. Dediğim gibi videonun sonunda zaten daha ayrıntılı bilgi vereceğim. Çünkü ben de bir taraftan örmekteyim. Çok salınma payı olmayacak kağıt ipte. Aynı zamanda astarladığımız için aşağıya doğru da çok salmayacak kendini. O sebeple diğer örgüler gibi düşünmeyelim. Sap kısmını yine kağıt ipten örebilirsiniz ama ben hazır aparat
kullanacağım. Orada da yine seçenekler mevcut. Şimdi gövde kısmını örüyoruz. Evet hanımlar, çantamızı istediğimiz mesafede ördük. Bunun ölçüsünü de az sonra vereceğim. Bu noktada sizlerle bir püf noktası daha paylaşmak istedim. Aslında tek başlangıçla iki farklı çanta yapmanız da mümkün. Açıkçası bu model de benim örerken çok hoşuma gitti. Diğer silindir çantaya niyetlenmiştim ama onu ördüğümde eğer hoşuma gitmezse ya sökeceğim ya da bir tane daha böyle öreceğim. Çünkü gördüğünüz üzere çok hoş bir kol çantası oldu böyle. Biraz daha klasik. Diğeri tabii biraz daha spor bir çanta. Aynı mantıkla başlayıp bir daire üzerinden başlayıp üstünü böyle shell stitch örneğiyle örerek hazır deri sapları takıp astarlanarak tabii ki. İsterseniz fermuar da geçirebilirsiniz ya da terziden yardım alabilirsiniz. Bu şekilde bir çanta elde etmeniz mümkün. Yüksekliğine gelecek olursak şu anda tam 23 santim benim yüksekliğim. Çok şirin küçük bir kol çantası ebatında oldu. İki renkli örmek de örneğimizi gördüğünüz üzere oldukça zenginleştirdi. Ama ben böyle yapmak istemiyorum. Silindir çanta yapıp ilerleyeceğim derseniz de yine kullanacağım aparatı göstereyim size. Şöyle hazır aldığım bir aparat. Şimdi bunu nasıl takılacağını da göstereceğim. Sonrasında yine bir deri sapla tek sap yapacağım onu da. Çantamızı tamamlayacağız. Ama önce bu kordonun geçebilmesi için bu 23 santim ördükten sonra arada bir mesafe hazırlamam gerekiyor. Şimdi o kısmı görelim. Şimdi şöyle katladım daha net gösterebilmek adına. Bunu geçirebilmek için arada bizim bir delikli yapıya ihtiyacımız var. Hazır satılan bir obje bu. Şu kısmı burası bakın şöyle. Ve burada minicik bir vida var. Şu kısmından göstereyim size. Şu vidayı ister böyle bir bıçağın ucuyla isterseniz de şöyle küçük bir tornavida ile söküyorsunuz sadece bir tarafını ve içinden şunu çıkarıyoruz. Şu kanalı ördükten sonra aradan geçirip bunu tekrar buraya takıp vidasını geri sabitleyeceğiz. Bunu çıkardık. Buradan şu çıkıyor bu durumda. Geri takıp şuraya vidayı yine sabitleyeceğiz. Peki nasıl oluşturacağız oradaki kanalı? Ben artık beyaz ipimi kopardım. Bu renkle devam edeceğim. 23 santim ördük ama bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Şimdi bu noktada çukurlar ve tümsekler var. Bunların boyutlarını dengeleyeceğiz. 1, 2, 3 zincir yaptım. Bir kez doluyorum. Yine aynı noktaya batarak üçlü trabzan yapacağım. Yani 1, 2, 3 aşamada çıkıyoruz. Arada bir zincir. Eliniz yani çok sıkı yaptıysanız iki zincir de yapabilirsiniz. Bu kısmın böyle çok genişlememesi için bir zincir benim için yeterli oldu. Şimdi yine bir kez doluyorum. Buradaki yelpazenin tam ortasına batarak bu sefer çok uzatmadan yaptığım ikili trabzanlar. Böylece yüksekliği dengeleyeceğim. Aynı noktaya bir kez daha. Şu şekilde. Bir zincir. Şimdi çukurun olduğu yerdeyiz. Buraya ise üçlü trabzan biraz hatta böyle uzata uzata. Aynı noktaya bir kez daha. Gördüğünüz üzere bu arada böyle kanallar oluşacak ki ben şu parçayı rahatça buradan şöyle geçirebileyim. Bir kez daha tekrarlayalım. Bir zincir yapıyorum. Böyle çıkıntı olan yerde yani yelpazenin ortasına geldiğimde normal çok uzatmadığım ikili trabzan iki tane aynı yere. Kağıt hepşim büyüdüğü için biraz zorlanıyorum videoda kusura bakmayın. Bir zincir. Bir kez doluyorum. Bu çukur kısmına geldiğimizde ise uzunca iki tane üçlü trabzan. Ben hazır obje kullanacağım ama
Hiç şart değil, bulamayabilirsiniz. Kendi ipinden böyle bir şerit örebilirsiniz ya da halat ipler, kurdeleler kullanmanız da mümkün. Ama eğer ulaşabiliyorsanız da bu aparatlar oldukça kurtarıcı. Bakın tam bu aradan geçecek şekilde boşluğumuz da hazır oluyor. Tek tarafını çıkardık vidayla. Bu şekilde tam tur döneceğiz. Hala bitirmiyoruz. Sonrasında da güzel bir bitiş olması açısından birkaç sırada sık iğne öreceğiz zaten. Evet, başladığımız noktaya geldik. Yine aradaki bir zinciri yaparak başlangıçta yaptığımız zincirin tepesine kaydırma ile bağladım. Şimdi bu sıradan sonra ben sık iğne yapacağım ama sizler dilerseniz yine bir iki sıra daha shell stitch yaparak aynı modelle bitirebilirsiniz. Ama ben daha düz bir görüntü istediğim için sık iğne yapacağım. Bu noktada bağlamıştık. Bir zincir yapıyorum. Bağladığım noktaya bir tane sık iğne yaparak başlıyorum ki dönüp geldiğinde bu bağlama noktam olacak. Döne döne gitmeyeceğim. Bağlayıp bir üst sıraya çıkacağım çünkü. 3 ya da 4 sıra, bu yine sizin zevkinize kalmış. Şimdi trabzanların üzerine bir sık iğne. Boşlukta bir zincir yapmıştık. Oraya da bir sık iğne. Trabzanların üzerine birer birer, herhangi bir arttırma eksiltmemiz yok. Boşluğun içine bir tane. Trabzanların üzerine birer birer. Boşluğun içine bir tane. Bu şekilde yine tam tur dolaşalım. Bu sadece bu sırada bağlamayı gösterdikten sonra, dediğim gibi 3-4 sıra ne kadar dilerseniz o kadar ördükten sonra artık çantamızın bitirme işlemini yapacağız. Evet, sık iğnemizle tam tur dolaştık. Yine başlangıç noktasına geldiğimde buraya kaydırma ile bağladım. Şimdi bu yapacağım şey yine tercihe bağlı. Ağız kısmını büzeceğiz. Dolayısıyla ağız kısmının biraz derli toplu olması için 3,5 numara tığla örmüştüm. Şimdi bunu bırakacağım. Kalan sıralarımı 3 numarayla öreceğim. Burada bir kasma yapmayacağım şeklinin bozulmaması adına. Sadece tığ numaramı yarım numara düşüreceğim ama yoksa da hiç problem etmeyin. Kendi tığ numaranıza devam edebilirsiniz. Yine bir zincir çektim. Bağladığım noktaya bir tane sık iğne yaparak başladım. Ve yine birer birer sık iğnemi yaparak döneceğim. Ve bunu şu anda 4 sıra yapacağım gibi görünüyor. Ama 4 sıra yaptıktan sonra yine değerlendiririz birlikte. Dediğim gibi bu tamamen aslında keyfinize bağlı. Kendi boy ölçünüze de bağlı. Çünkü ben mesela uzun boylu biriyim. Dolayısıyla daha büyük çantalar benim için daha kullanışlı, daha düzgün duruyor. Ama siz boyunuz daha kısaysa bu mesafeyi biraz küçültebilirsiniz. Hatta alttaki tabanı da biraz daha küçük yapıp daha küçük çantalar elde etmeniz mümkün. Şimdi 4 sıra sık iğnemizi örelim. Sonrasında artık çantanın formunu verelim. Evet, sık iğneleri ördüm. 4 sıra demiştim ama biraz az geldi. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördükten sonra başlangıç kısmına bağladım. Ve biraz şöyle mesafe bırakarak koparıp ilmeğimi şöyle sabitleyip arkadan gizleyeceğim. Şimdi şu aparatı nasıl takacağız? Şu arada gördüğünüz üzere bir kanalımız var. Bir silindir şeklinde olduğu için kendinize istediğiniz bir yeri ön olarak kabul edebilirsiniz. Sonrasında şu aparatın bir ucu açıktaydı. Şöyle ben her birinden tek tek değil de, o zaman çok büzülmedi çünkü. Şöyle taktım, bir boşluk bırakarak şöyle geçirdim. Bir öne bir arkaya, bir boşluk bırakarak arkaya doğru geçirdim. Bu şekilde ön kısma gelene kadar geçiriyorum. Şimdi tabii bu, eğer çantanızı böyle daha farklı şekillerde büzdürmek isterseniz kendiniz deneyerek bazı yerde ikili, bazı yerde şurada fazla, bazı yerde daha sık geçerek çantanızın formunu değiştirebilirsiniz. Şimdi göstereceğim zaten onunla ilgili kısmı da. Şöyle başladığımız yere gelene kadar çekiyoruz.
geniş açıdan göstermeye çalışıyorum. Umarım net bir şekilde görülebiliyordur. Evet, şöyle bakın, başladığımız noktaya kadar geldik. Tabii o direkt o noktadan değil, öncesinden. Benim sayım denk geldi ama yan yana gelseler de hiç problem olmaz. Ha bir eksik, ha bir fazla. Sonrasında da şu parçanın içinden geçiriyorum. Şöyle. Ve bunu şöyle bakın, büzdüğümüzde şöyle alıp formunu düzelttiğimizde gayet güzel bir silindir çanta elde ediyoruz. Şimdi tabii şu anda yukarıdan çekmeye çalıştığım için çok form veremiyorum. Ama dilerseniz sizler bu çantada şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Şimdi çıkarayım bunu. Bu her noktada eşit büzülmesi için. Ama ben böyle değil de şöyle bir çanta istiyorum derseniz iki yanından eşit miktarda içe doğru kıvırarak, muhakkak görmüşsünüzdür internette de. Şöyle bir çanta istiyorum derseniz de tam bu katladığınız noktalarda, tabi sağ sol eşit olacak. Katladığınız noktalarda buradan yine bir önden bir arkadan taktık geldik. Şu noktada bakın, şu sanki dikiş dikermiş gibi düşünün. Tam karşısına gelen yerden içeriye doğru geçirin. Sonra yine buradan bir tane değil de şöyle katladığınızda yine buradan da tam karşısına gelen yerden geçirin. Şimdi ben tabii temsili gösteriyorum. Şöyle bakın. Şu şekilde de çektiğinizde gayet düzgün olacaktır. Bunlar farklı farklı formlar da kullanabilirsiniz. Geçirdiğimizi varsaydık. Sonrasında eğer birleştirdiğimizde az önce yaptığımız gibi uçlar çok uzun kalıyorsa aşağıya doğru, derinin şu parçasından kestikten sonra şu başta çıkardığımız parçanın içine koyup vidalayabilirsiniz. Peki bu kısmı nasıl dikeceğiz? Bunun için alırken yanında şöyle de bir aparat alacaksınız. Bunları çantanızın iki tarafına şöyle geçirerek sağlam bir iplik yardımıyla, mümkünse deri iplik de olabilir, mumlu ip de, diktikten sonra zaten arkası önü aynı. Zaten bu deri aparatların şu kısımları bakın kancalı. Bunu böyle rahatça geçirebilirsiniz. Her iki tarafı bunu yaptığınızda zaten ayarlanabilir şeyler. Ben bu tip aparatları ya tuhafiyelerden ya da Instagram'dan, internet üzerinden satın alıyorum. Gelelim çantamızın astarlama kısmına. Astarlamada eğer dikiş makineniz yoksa ya da dikişle uğraşmayı çok istemiyorsanız bir terziden yardım alabilirsiniz. Ama ben evde kendim basitçe yapayım derseniz hiç astarlamaya da bilirsiniz. Kağıt ip çok esneyen bir yapıda değildir. Peki onda ne yapacağız? Şimdi onda alt tabanımız. Bu arada ben alt tabanı trabzan yaptım ama sizler daha sıkı bir taban isterseniz sık iğneyle de yapabilirsiniz. Alt tabanımızın dairesi kadar bir kumaşı daire olarak keseceğiz. Şimdi ben bir kağıt üzerine göstereceğim size. Böyle yaklaşık ölçülerde. Şimdi bunu alt taban gibi düşünelim. Sonrasında bunun etrafını saracak kadar bir dikdörtgen düşünüyoruz. Kesiyorsunuz kumaştan. Önce ya bu dikdörtgen bu çantamızın etrafı kadar olacak ya da bu dairenin tam, bakın şöyle tam oturacak kadar olacak. Önce bu dikdörtgenin şu kenarını makinayla dikiyorsunuz ve şöyle altı üst açık bir silindir elde ediyorsunuz. Sonrasında makine daya da elde daireyi bu araya koyarak bu sefer de daireyle tam kenarlarından bitiştiriyorsunuz ve bu çanta gibi kumaştan bir yapı elde ettiniz. Peki yükseklik ne kadar olacak derseniz, benim astarımın uzunluğu buraya kadar gelmiyor şu aşamada. Çünkü burası delikli kısım, onun kapanmasını istemiyorum. Ölçü olarak da 23 santimdi. Bunu ben şu dikdörtgenimi 24 santim kadar yapacağım. Çünkü örneğin diktim, her şeyim tam bir silindir olarak geldi. Nasıl kenarını ekleyeceğim elimde derseniz, elimde ekliyorum, makinede yapmayacağım.
O kalan fazlalık 1 santim şöyle içine doğru kıvırarak şuradan görünmeyecek şekilde buradan gizlice tutturacağım ki daha önce file çantaları astarlamakla ilgili birkaç video çekmiştim. Onlara da ulaşabilirsiniz kanaldan. Daha düzgünce elimde iğneledikten sonra astarım iç kısımda kalacak. Dilerseniz buraya da bir büzgü yapabilirsiniz ama iç içe çok yani anlamlı olmayabilir. Ya da hiç astarlamadan bu şekilde kullanıp içine normal hazır torbalardan koyup kullanmanız da mümkün. Bu şekilde çantamızın yapımını anlatmaya çalıştım sizlere. Çok kullanışlı bir çanta oldu. Büyük de bir çanta oldu. Sizler mantığı anladıktan sonra ister bunu tek renkle, ister her sırada renk değiştirerek pamuk makrome iplerle, illa kağıt olmak zorunda değil, rafya iplerle örebilirsiniz. Dediğim gibi bu aparatları bulamıyorsanız kendi ipiyle sap örebilir. Ki onunla da ilgili dantel angles saplarım ve farklı kordon örümleri kanalda yine mevcut. Onları biraz karıştırırsanız eminim o parçalar çok güzel birleşecektir. Bu şekilde bence bu yazın en kullanışlı çantalarından birini elde ettik. Ki ilk versiyonu da çok kullanışlıydı. Az önce gösterdiğim şu sapları kullanarak daha üst kısmı yapmadan ki kısmı da oldukça keyifli bir çanta olacaktır. Umuyorum net bir şekilde anlatabilmişimdir. Bu yaz kullanabileceğiniz, hediye edebileceğiniz, satışlarda kullanabileceğiniz bu çantaya yaklaşık 250 gram ip gitti. Fazlası tabii bu kağıt renginden oldu ama tek renkli örecekseniz de 250 gram ip gayet yeterli. Ben herhangi bir yumuşatma işlemi yapmıyorum. İpliğimi bu sert dokusuyla örüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Projelere devam edeceğim. Lütfen takipte kalınız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.